Viyana'da düzenlenen sosyal güvenlik sempozyumu gurbetçilerimizin yoğun ilgisini gördü. Özellikle hukuki meselelerde gurbetçilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bilgiler verdi. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Ankara'da bürolarım var. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli illerinde, Samsun'da, Çorum'da ve Afyon Emirdağ'da ofislerim var. Avrupa'ya 4 yıl önce açıldık. Amsterdam'da ve Almanya'nın Stuttgart şehrinde. Yine sosyal güvenlikle ilgili ofislerimiz var. Burada sosyal güvenlikle ilgili Türkiye'den emekli olacaklarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ve başvurular alarak Türkiye'den emekli aylıklarını bağlıyoruz. Bu anlamda Avusturya'ya geldik. Avusturya'nın Viyana'nın 10. bölgesinde Adip'e geldik. Burada oldukça Diyanet'in güzel yeri var. Geldik, hem yerimizi de gördük. Buradaki vatandaşlarımıza da sizin de gördüğünüz gibi sosyal güvenlikle ilgili Türkiye'den yeni çıkan yasalarla ilgili bilgiler verdik. Eminim sağlıklı bilgiler aldıklarını umuyorum. Çünkü programa başlamadan önce, burada seminerime başlamadan önce insanların pek ilgisi yoktu. Ama seminerimin sonuna doğru baktığımda bayağı bir insanın ilgisini ve alakasını çektiğini fark ettim. Demek ki burada çok şeyi bilmiyorlar. Avusturya bu konuda kısır kalmış gibi gördüm. Sosyal güvenlikle ilgili Türkiye'de yeni çıkan yasaları anlattım. Burada bir an önce Türkiye'den neden hemen emekli olunması gerektiğini anlattım. Bayanların borçlanmalarını anlattım. Bayanların Türkiye'den emekliliğini anlattım. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türklerin Avrupa'daki ilk işe giriş tarihlerini Türkiye'den saydırarak daha erken emekli olabileceklerini söylüyoruz. Ve daha az ücret ödeyeceklerini, daha fazla aylık alacaklarını, her şeyden önemlisi sosyal güvenlik kurumundan emekli olacaklarını söyledik. Şu anda 1.10.2008 tarihinden sonra Türkiye'de çalışması olmayanlar Bağkur'dan emekli oluyorlar. Bunun önemini anlattık. Mahkeme açarlarsa sosyal güvenlik kurumundan emekli olacaklarını anlattık. Kısacası mavi kartların da Türk vatandaşlığına kaldırılan süreleri de saydırarak Türkiye'den nasıl emekli olabilirin yolunu anlattık. Sonuç itibariyle bugün çok verimli bir gün geçti. Dolayısıyla bundan sonra sürekli olarak Avusturya'ya geleceğimi düşünüyorum. Çünkü Avusturya'nın bu konuda çok ihtiyacı olduğunu hissettim. Bu arada burada camimizin de genel merkezinde beni buraya çağıran büyüklerime de çok teşekkür ederim. Bu imkanı bana tanıdılar. Herkes sosyal güvenlik kurumuyla ilgili bundan sonra düzenli bir şekilde herkese sağlıklı bir şekilde bilgiler vereceğim. Beni çağırdıkları sürece her zaman Avusturya'ya geleceğim. Bundan sonra sosyal güvenlikle ilgili bana bilgi, bizlere ulaşmak istiyorlarsa Ankara ofislerimiz var. Ankara ofislerimizde bizim çağrı merkezimiz var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar ilgili hizmet veriyorlar. Buna ulaşmak için 0090 444 0860 numarayı arayarak çağrı merkezindeki sosyal güvenlik uzmanlarına Türkiye'den emekli olmakla ilgili, ne kadar maaş alabilecekleriyle ilgili ve ne zaman emekli olabilecekleriyle ilgili ücret almadan danışmanlık hizmeti veriyoruz. İstedikleri soruyu hiç çekinmeden arayabilirler. Hatta cumartesi günleri bile açığız. Dolayısıyla bize ulaşmak isteyenler www.mavikartemeklilik.com, yine www.erhannacar.de, aynı zamanda YouTube'da Erhan Nacar yazarak çeşitli bugüne kadar gerek Türkiye'deki yerel televizyonlardan, haber TV'lerinden ve gazetelerden yapmış olduğum röportajları oradan izleyebilirler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde emeklilik için başvurmuştum. Bu ilk emeklilik şeyden. Ama benim bütün sorunlarımı bu kişi halletti. Ben şu anda çok mutluyum yani. Emekli oldum yani. Şu anda sorunuz. Evet, hiçbir sorunum yok. Başka da bir şey yok. Yani ben de bundan vatandaşlar, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yani bu kişi gerçekten yani bu işin uzmanı, yapabilir. Emekli konusuna dikkat etsin. Evet, çok dikkat etmesi gereken hususları bu kişi hepsini biliyor. Gereken şeyleri kendilerine sorabilirler.